Günler arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renkle yapılan patik modeli paylaşacağım. Patiğimiz şöyle yakından göstereyim. Uç kısımdan başlıyoruz. Sihirli halka dediğimiz patik ucunu yapıyoruz. Daha sonra da diğer ikinci rengimizle şöyle modelimizi kuruyoruz. Aralarda ana rengimizi kurarak belirli bir sıraya geldikten sonra ayırma işlemimize geçip patiğimizin topuğunu da yaptıktan sonra bu şeklimizi veriyoruz ve patiğimiz bitiyor. Bunun için ben yine normal patiklik ip kullandım. Bir tane de şöyle simli ip kullandım. Evde olan bir ipti. Şöyle patik ucumu da yaptım. Yine bu videomun altında da açıklamalar kısmında patik ucu yazılı yere tıklayabilirsiniz. Şöyle şu kısmı göstereyim size. (1) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 trabzan olana kadar arttırdım. 1 2 3 4 5 sırada yaptım. Şöyle hemen ilk başlangıçtaki trabzanın başına sabitliyorum. Şöyle şuraya bir daha bakacağım. Diğer rengime geçiyorum. Burada bir zincir çekiyorum ve olduğum yere şöyle sabitliyorum. 1 2 3 4 4 zincir çektim. İsterseniz 5 de çekebilirsiniz. El ayarınıza göre ayarlayın. Battığım kısım burası. 1 2 3 4. trabzana batıyorum. Pardon, başını dolamadan batıyorum. Bakın şu araları yapıyoruz şimdi. Tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. trabzanın başına battım. 4 zincir çekiyorum. 4. trabzanın başına battım. 4 zincir, 1 2 3 4. trabzanın başına battım. 1 2 3 4. trabzanın başına tığımın başını dolamadan sabitliyorum. 4 1 2 3 4 zincir 4. trabzana zincir 1 2 3 4. trabzanın başına tığımın başını dolamadan sabitliyorum. Zincir 2 3 4 burası da en son olan kısmımız. Hemen şuradaki ilk battığım, sabitlediğim kırmızı olan yere sabitliyorum. Şöyle içine batıyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Başını doladım. Tekrar aynı yuvaya bir trabzan, aynı yere bir trabzan daha, aynı yere bir trabzan daha. 2 çektiğimiz zinciri de sayıyorum. 2 4 1 tane daha yapıyorum ve 5. Bu yuvanın içine 5 tane trabzan yaptım. Normal ikili trabzan. Tığımın başını doluyorum. Diğer yuvaya geçiyorum. Buraya da toplam 5 tane trabzan yapıyorum. Aralarda zincir çekmiyoruz. 4 5 Diğer yuvaya geçiyorum. Yine buraya 5 tane trabzan yapıyorum. 3 4 ve 5. Diğer yuvaya geçiyorum. Yine buraya da 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Geçişlerde zincir çekmiyoruz. 4 ve 5. Bakın zincir çekmeden hemen diğer yuvaya. Hemen diğer yuvaya geçiyorum ve buraya da yine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 4 ve 5. Diğer yuvaya geçiyorum.
bakayım. 3, 4 ve 5. Diğer yuvaya. Diğer yuvaya geçiyorum. Yine 5 tane. Yani her yuvanın içine 5 tane trabzan yapıyoruz. Aralarda zincir çekmiyoruz. Başını doluyorum diğer trabzana. Geçtim. Yine buraya da 5 tane trabzan yapıyorum. Diğer yuvaya geçiyorum. 2 3 4 ve 5. Diğer yuvaya geçiyorum. Yine buraya da 5 tane trabzan. İkinci sıramız bu şekilde devam ediyor. Rengimizin ikinci sırası. En son yuvamıza da batıyoruz. 4 ve 5. Burada ilk trabzanımızın başına şöyle tutuyoruz ve sabitliyorum. Şimdi diğer rengime geçiyorum. İçinden geçirdim ilmeğimin. Şöyle olduğu yere yine sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını dolamıyorum. Bakın şimdi şu sıradayız arkadaşlar. Şimdi burada da şöyle sayıyoruz. 1, 2, 3. Bakın zaten yerlerimiz belli. Şurada boşluk oluşan yerin tam şöyle ortasına tığın başını dolamadan sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Şöyle bakın boşluk var şu ortada. Hemen boşluğa şöyle sabitledim. 4 zincir yeterli gelmezse 5 tane de çekebilirsiniz. 4 zincir hemen diğer, bakın şuradaki tam şu kırmızı altta yaptığımız kırmızının üstünde oluşan boşluğa sabitledim. 3 4 zincir. Tekrar yine aynı şekilde 3 4. Bakın. Bir önce sabitlediğim kırmızı rengimin hemen üstte oluşan boşluğa 4 zincir, diğer boşluğa batıyorum. 1 2 3 4 zincir, yine diğer boşluğa. Bu şekilde de trabzanlarınız böyle 5 5 ile ayrılmış oluyor. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 4 5 zincir. Bakın burada da bitiş yerimizdeyiz. Burada da ilk yaptığım gri rengime sabitliyorum. Araya boşluğa giriyorum. 3 tane zincir çektim. Başını doladım. Buraya yine 5 tane trabzan yapıyorum. Başta çektiğim trabzanı da sayıyorum. Ve 5. Bakın toplamda 5 trabzan yaptım. Zincir çekmiyorum. Başını doluyorum diğer yuvaya. Bakın diğer yuvaya geçiyorum ve buraya da 5 tane trabzan yapıyorum. Hemen diğer yuvaya geçiyorum. Yine buraya da 5 tane trabzan yapıyorum. 3 5. Diğer yuvaya. Başını doladım. Diğer yuvaya geçtim. Hemen diğer yuvayı da geçtim.
Bakın bu şekilde. Yine üste geçtiğimiz zaman şöyle sık iğneyle sabitleyeceğimiz yerleri, bakın boşluklar belli. Bu boşluklarda şu kırmızı bir sonraki sırada kırmızı rengimize geçeceğiz. Hemen bakın şu ortalara, boşluklara tığımızı sabitleyeceğiz. Başını doladım, diğer boşluğa geçiyorum. Yine buraya da 5 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bu sıramızı tamamlayalım. Evet, bu sırayı bitirdik. Şöyle ilk baştaki trabzanımın başına batıyorum. Şöyle içinden geçirdim. Diğer rengimi alıyorum. Şöyle içinden geçiriyorum ve olduğum yere şöyle sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bakın şöyle baktığımız zaman şurada boşluğa şöyle batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen diğer şöyle tuttuğum zaman bakın. Yani 1, 2, 3, 4, 5 hemen ortaya. 5'incinin yanındaki boşluğa sabitliyorum. 4 zincir diğer boşluğa. 1, 2, 3, 4 zincir diğer boşluğa. 4 zincir diğer boşluğa. Bu şekilde arkadaşlar devam ediyoruz. Daha sonra da şöyle zincirlerimiz üzerine 5'er tane trabzan yapıyoruz. Şöyle sayayım kaç sıra yapmışız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra yapmışız. Daha sonra da ayırma işlemimize geçmişiz. Bu şekilde devam edelim. Daha sonrasını birlikte yapalım. Evet, tekrar orta kısma geldim. Ortada bakın 3 tane boşluğum var. Önce ilkine, ikincisine ve üçüncüsüne battım. Tığımda 4 ilmeğimi birden çektim. Şimdi tekrar kenardaki trabzanlarımı yine aynı şekilde ikili olarak devam ediyorum. Uca kadar gideceğiz. Orta kısma geri dönmeyeceğiz. Normal trabzan, ikili trabzan olarak yaptık. Şimdi en sona da batıyorum. Şöyle patiğimi çevirdim. Bu taraftaki ilk baştaki trabzanımın şöyle başına batıyorum ve ilmeği içinden geçirdim. Bir zincir çektim sabit olsun diye. Şimdi sırayla her trabzanın başına bir sık iğneyle sabitliyorum. Üstteki trabzanımın başıyla alttakinin aynı hizada olmasına dikkat edelim. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonumuza kadar, yani şu kısma kadar bu şekilde birleştirme işlemimizi yapalım. Evet, patiğimizin diğer eşi de bu şekilde arkadaşlar. Yine çok şık, çok kolay, çok güzel duran bir patik modeli oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomuza yorum ve like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.